Bacım Su, nerede kaldın ya? Geç. Hello. O da arkadaşım gene çok fena ya. Ay yaprak. Hop. Artık yeni bir hayata başladığımıza göre ben de dünyanın en şanslı kızı olarak canımdan çok sevdiğim arkadaşlarıma küçük birer güzellik yapmak istedim. Küçük birer motivasyon hediyesi. Hele hele. Balta girmemiş ormanlara giderken yanında bulunsun istedim. Dünyanın en yakışıklı orman mühendisine. Bu bölümde de hiç kız yok ya, hepsi sap. Askere mi geldik, üniversiteye mi belli değil. Pardon abi. Yaprakcığım çok teşekkür ederim çünkü buna çok ihtiyacım olacak. Biliyorum, bence de. Sıradaki hediyemiz. Hop. Bu da Oz kuşuma. Dünyanın en iğrenç karakterlerini çizmeni istiyorum. Abi eskiz defteri çok iyi ya. Çok lazımdı. Kağıdı çok iyi. Sen var ya bir tanesin ya. Merhaba arkadaşlar. Üniversitemize hoş geldiniz. Hepimize hayırlı olsun. Eğer bu bölüme her gün çizgi film izleyeceğini düşünerek gelen varsa şimdi dışarı çıksın. Oğlum nereye gidiyorsun? Otur yerine. Ve sıradaki hediye Ali kuşumuza geliyor. Al bu senin. Hayal ettiğin her şeyi başarabileceğini hatırlatması için. Ah. Ne yani, kılıç mı aldın? Cengiz Han mı bu çocuk? Nasıl şaka? Ha, kılıç aldım. O da Cengiz Han. Yaprak, daha almaya bile vaktim olmamıştı. Çok sağ ol. Vay be kardeşime gel. T. Cetvel'in karizması bulaştı resmen adama ya. Kara Şimşek, bu da sana. Bir an bana almadı sandım. Ay ben seni unutur muyum? Hiç yok. Çıkar bakayım beraber açalım. Ne bu? Bilmem. Son 10 yılın çıkmış soruları. Geçen seneyi zaten gördüm. Kaldı mı 9? Yani bence geçen seneyi çok görememiş gibisin ama. Ama girdim. Yani. Sağ ol, ben aldım mesela. Hazırlanacağım. Tamam. Şimdi rakiplerini düşünsün. Vuracaksın ve gol olacak. Zooloji. Beğendiniz mi hediyelerinizi? Abi çok iyi ya. Güzel de. Ya Yaprak, sen o kadar bizi düşünüp böyle hediye falan almışsın. Bizim elimiz boş. Harbi ya, kız çok ince düşündü. Ne kazma adamlarız lan. Kızı uğraşıyor, bizde hiçbir şey yok. Ya o kadar işin arasına gidip bir de bunları mı buldun? Üniversitede yurttu. 1000 tane işi vardı kızın. Yani olsun. Ne yapayım? Her şeyden önce bizi düşünüyorsun Yaprak. İyi ki varsın. Bir dakika, bir dakika. Çakala bak sen ya. Oğlum hepsi buradan sipariş etmiş. Bir de kalkmış bize şekil yapıyor sabahtan beri. Bakayım. Bak. Ey, bir de indirimden almış. Kurnaz. Hem de aynı gün gelmiş. Oturup beklememiş bile. Aa, ama arkadaşlar orada sanal da olsa bir emek var yani sonuçta. Teessüf ediyorum. Ya en azından düşünmüş kız. Evet. Biz onu bile yapmadık değil mi? Evet. Doğru. Adam haklı düşününce. Ben izninizle şuraya doğru utanmak istiyorum biraz. Nasıl utanıyorduk? Ya utanma, utanma. Ben ömrüm boyunca sizden öyle bir şey beklemedim arkadaşlar. Bundan sonra da beklemeye niyetim yok. Gerçekten. İyi fikir. Aklın yolu bir. Yani. Ben geç kaldım. Çok geç kaldım. Nereye?
okula. Ciao. Görüşürüz. Görüşürüz. Yaprak. Ali. Akşam sana bir sürprizim var. Aa. İşin yok değil mi? İşim varsa da iptal say. İnsan okuyacak bunları be. Daha küçük puntoyla yazsaydınız. Ne bu? Reklamcılığa giriş. Okuyabilirsem gireceğim efendim ama giremedim bir türlü. Nerede bu? Aa! Sırık. Senin ne işin var burada? Senin şu an 10.000 kilometre uzakta olman gerekmiyor mu? Vay. Demek ben yokken aramızdaki mesafenin kilometre hesabını yaptın. Vay, demek ukalalığını uluslararası arenada devam ettin ha. Ben de seni çok özlemişim Yaprak. Ay biliyor musun, benim hiç öyle şeylerim yok. Aldırdım, kurtuldum valla. Çok rahatım, tavsiye ediyorum. Sen niye döndün Amerika'dan? Ya, bütün yaz orada geçirince memleket hasretine dayanamadım. Memleket hasreti. Yine döndün dolaştın, benim yanıma geldin. Senin mi? Ya bu sendeki özgüven... Yaprak, aynı okula denk geldik işte. O kadar. Dünyanın en büyük metropollerinden birinde bunca okul varken geldin yine benim okulumu buldun. Müthiş. İnanmıyorsan al bak Yaprak. Ay inanmayacak bir şey yok. İnanıyorum, tamam yaparsın. Sana üniversite hayatında başarılar diliyorum. Ayrıca iş hayatında, kariyerinde de başarılar diliyorum. Ben çok geç kaldım. Sağ ol Yasrık. Gelir gelmez attın golünü yine. Yaprak! Her şeyi bıraktığım gibi. Hiç değişmemiş. Sen de değişmemişsin. Bence sen şu kafayı değiştir artık. Yaprakçığım, bu defteri nereden aldın? Rengi çok güzel. Baktıkça içim ısınıyor. Açtım, içine okudun mu? Ver defterimi. Açıp tam okumadım ama böyle biraz göz gezdirdim. Sonra başlığını gördüm. Başlığı görünce biraz heyecan yaptım. O yüzden böyle daha sakin bir yerde okumaya karar verdim. Sıfır ya, sıfır. Özel hayata saygı hiç kalmamış. Ya oğlum sen niye böylesin ya? Gittin geldin Amerikalara, neden değişmedin? Yok mu senin sözlüğünde saygı, özel hayat? Benim sözlüğümde tek bir kelime var. Sıkılmak. Çok sıkılıyorum Yaprak. Peki, bunu neye bağlayacaksın? Şimdi benim aklımda iki fikir var. Birisi Yaprak'ın kara kutusunu okumak. Birisi de Yaprak'ın bana eğlenceli bir aktivite bulması. Hangisine gideyim? Ne istiyorsun? Dökül. Aslında biraz açım. Bir yemek olabilir. Ya da işte eğlenceli bir aktivite, bilmiyorum yani. Sen karar ver. İyi, karnım doyunca verecek misin defterimi? Tamam, o zaman bunu yemekte konuşalım. Belki olabilir, neden olmasın. İyi, düş peşim. Ben düşeyim peşine. Ya ben... acıktım derken tam böyle bir şeyden bahsetmiyordum ama. Niye? Amerika'daki sosislere benzemiyor, ondan mı? Ne alakası? Bunu beğenmezsen çok ayıp etmiş olursun ha. Müthiş bir köfte bu. Vay. Damak tadını hafife almışım. Sen niye döndün Amerika'dan? Anlat bakalım. Ya bütün yaz orada geçirince bana göre olmadın ama. Hem orada okumakla tatil yapmak aynı şey değilmiş. Ben senin yaptığını yap Amerika'dan dönsem ana kraliçe var en az 8 sene konuşur. Başıma kakar durur gerçekten. Ya eminim öyledir ama hani benim de mutlu olmadığım bir yerde olmamın bir anlamı yok. Bir de kimse bana zorla bir şey yaptıramaz biliyorsun. Bilmez olur muyum beyimiz? Hür general. Canı nasıl isterse öyle yapıyor. Hadi gel. Aha ne tatlış araba. Yani şimdi beni bir köfteyle kandırıp sıkıntımı geçirebileceğini mi düşünüyorsun? Nasıl yani? Yedik, içtik, eğlendik işte ya. Ver daha defterimi. Ya bu nasıl eğlence anlayışı?
Ben en iyisi bu defteri okuyayım. Barış, eğlence mi istiyorsun? Evet. Gel. Yaprak, ne yapıyorsun? Hop! Ne yapıyorsunuz? Barış! Terbiyesizler! Reken çıkacaksınız. Adam yakalasaydı fena yapardı bize. Eğlence anlayışlarımız çok benziyormuş gerçekten. Ya kazanma ihtimali yok biliyorsun değil mi? Kesin ben kazanacağım. Öyle mi diyorsun? Görürsün sen. Beyefendi, ürünlere zarar veriyorsunuz. Ayrıca kabinlere kullanmanız lazım. Beyefendi, biz kilolarıyla mücadele eden bir arkadaşımız için hediye bakıyoruz da. Tabii yetkin bey, böyle müşterileriniz için ayrımcı bir politika uyguluyorsanız biz de bilelim. Hayır efendim, tabii ki hayır. Buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkür ederiz. Eğer bir sorun olursa da hepsini satın alabiliriz. Sorun yok. Yetkin ikinci, lütfen kasaya. Yaprak, ne yapıyorsun? Çıkartamıyorum anne. Ölüyordum. Ama harika görünüyorsun. Sen benimle eğlenmeden duramıyorsun değil mi? Çok sıkıldın Amerika'da, o yüzden döndün, kabul et. Yok. Aslında orada da eğleniyordum. Yani pek inandırıcı gelmedi bana. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama gerçek bu. Hem de bir sevgilim olmasına rağmen döndüm. Sevgilim mi var? Evet, niye olmasın? Kim? Adı ne? Adı... Casey. Casey. Evet, Casey. İyi, ben kazandım. Sayalım önce. Bir. Yavaş, basamak var. Evet. Geldik. Hazır mısın? Hazırım. Ali, inanmıyorum. Terası baştan yaratmışsın. Hepsini sen mi yaptın? Şu an kendimi o kadar huzurlu ve mutlu hissediyorum ki. İşte aradığın cevap. Yazın kısa bir süreliğine de olsa denediğimiz şey. Yani adı her neyse. Sonrasında çok düşündüm. Duygularım mı daha önemli yoksa dostluğumuz mu diye. Çok sorguladım. Ben de çok sorguladım. Hele sen İngiltere'ye gidince dedim kesin kopacağız. Ama bak, bir aradayız. Zaman ne kadar hızlı akıp geçse de biz yan yanayız. Ay, büyüdük değil mi? Büyüdük. Büyüdük ama değişmedik. Değişmeyelim de zaten. Ne olacağımıza zaman karar versin. Ne olursa olsun, o varsa da top oynayan iki çocuk olarak kalalım. Birbirine güvenen, birbiriyle eğlenen iki tane dost. Ne olacağımız dostluğumuzdan sonra gelsin.
Ay bu konuşmayı yapamayacağız diye ben o kadar korkmuştum ki. Şu an çok rahatladım. Teşekkür ederim. Evimizden, büyüdüğümüz yerden uzaktayız. Ama bak, yine de yan yanayız. Yıldızlar da bizimle geldi. Eğer bir gün çocukluğumuzu unutacak olursak... Yıldızlara bakalım. Başlayacağım yavrum sizinle ya. Sana da ben uykuna da bilinçaltının da ne oldu kanki? Tuvalete mi? Yani bu yaşta var ya prostat etti gerizekalı ya. Ne oluyor lan? Oğuz! 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 Oğuz çıksana oğlum ya! Oğlum çıksana! Oğuz bağırtma oğlum millet uyuyor hadi ya! Kanka çıkıyorum şimdi ya. Çok az kaldı. Oğlum dayanamıyorum hadi. Hadi. Oğuz. Oğuz bak ciddiyim dayanamıyorum. Oğuz yok. Nutella, susadın mı oğlum? Ha? Aferin, yarasın, yarasın. Ay. Rafael, bakma oğlum ya. Ayıptır, günahtır. 2 aylık domatessin. İyi mi, ha? Çok iyi. Acil yardım kutusu olacaksın. Utan.
Bitmişsin, hiç haber vermiyorsun ha. Yine de emeklerin için teşekkür ederim. Vay be. Bunların hepsi bir insan için mi? Utanın be kendinizden. Utanın. Şunlara bakın, cephanelik gibi. Neymiş? Aa, ısırık. Alo, ısırık. Ha, sen sormadan ben söyleyeyim. Hazırım. Çoktan uyandım. Şimdi kıyafetleri alıp çıkıyorum. Kardeşim, adamın dibisin. Gerçekten. Dibi, dibi kanka. Aynen, dibi. Adamın dibi. Onu demiyorum ya. Dibi tutacak şimdi beni önün. Ali. Ha. Yok, tamam. Panik yok, sakin. Hiçbir şey olmamış. Menemen mi o? Menemen mi o? Allah! Menemen dansı. Üş! Bir buçuk ateşle bakayım oradan abine. Hay hay. Ban. Ban, 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 ban. Yarısı. Nasıl? Kanka, ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım üç şey de sensin. Restoranın cevabı. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Çok iyi be. Oğlum bir şey diyeceğim bak. Hı. Bu seferki farklı yalnız. Sen bir şey mi kattın lan? Bir sır var bunda. Yok oğlum, bildiğin menemen işte. Hı-hı. Bu bildiğin menemen değil bu. Onda bir sevgi falan katılmış, bir şey var bunda. Ne var? Ha ya şey, Oğuz'un domateslerini kullandım. Belki onunla tadı farklı gelmiştir. Ne oldu lan buna? Hormonlu domateslere alıştıysa demek. Kardeşim, eline sağlık. Şuradan bir ekmek versene. Al. Yaprak. 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 Ne oluyor be? Yaprak, biliyor musun? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Ben yavru kedilerden çok korkuyorum. Ha. Çünkü onlar süt içiyor. Yani ben süt içen ve süt veren her şeyden nefret ediyorum. Ben annemden de nefret ediyorum. Tamam da ben sade süt sevmem ki. Şşş. Bak, bu konuştuklarımız aramızda kalsın, tamam mı? Ben Hintçe müzikten de nefret ediyorum. Bu odada hiç Hintçe konuşma, tamam mı? Tamam. Söz. Hintçe konuşmayacağım. Şarkı da söylemeyeceğim Hintçe. Söz. Peki güzelim. Nereye düştüm ben ya? Oha, oha. Adam bavuluyla gelmiş ya. Oğlum önce bir diş fırçanı, birkaç parça eşyanı falan bıraksaydın bari. Vay be, ne bu? İstanbul Komedi Festivali mi? Arkadaşlar, başıma gelene inanamazsınız. Benim manyak, sapık, ruh hastası, şizofren ruhlu oda arkadaşım var ya hani. Satacağım bütün eşyaları kesmiş. Allah Allah. Kimmiş bu kız ya? Sevgilisi var mı? Tam benim kalem ha. Kız hasta, hasta kız, hasta, hasta. Yani kankacığım, doktor değilim ama bu ona iyi gelmeyeceğim anlamına gelmiyor. İzin vermiyorum. İzin vermiyorum. Ben o kızı paramparça ederdim de Allah'tan Barış geldi, yetişti de kurtardı canını. Oğlum bir de kızın kılığını, kıyafetini görseniz böyle
Ne bileyim, tımarhane kaçkını gibi. Nasıl ya? Sen şimdi bu ruh hastasıyla aynı odada mı kalacaksın? Hayatta olmaz. Hem biz kızımızı sokakta bulmadık. Yani. Lan gir şunu lan işte! Buldum işte ya ya! En sevdiğin! Kankacığım ben yemeyeceğim, pizza yiyeceğim ya. Sevmiyorum menemen, istemiyorum. Allah yürü git. Ben sevmiyorum. Menemen sevmiyorum diye bir şey yok. Unut bunu. Yaprak. Bu kızın takıntıları neler? Ha bir de yurda kaçta döner. Ona güzel bir sürpriz yapalım. Gerçekten. Gerçekten. Tabii la, sahipsiz mi sandın kendini? Yaşamayın be! Çok... Barış, Ali donlu bu. Oğlum bir şey yapın. Bekle, bekle. Oyala biraz daha. Nasıl oyalayayım? Yap bir şeyler işte, hadi. Hah, geldi. Tamam, tamam, tamam. Hadi hadi gel, hadi gidiyoruz. Dur sütümü alacağım. Oğlum bırak sütü şimdi. Şunu bir daha yapsana ya. Çok saçma. Yap, yap. Çok iyi. Saçma sapan. Ya kostüm hiç çalışmayacak sandık ama o kadar yakıştı ki herife. Benim hayatımda gördüğüm en güzel Hintli kedi taklidi kanka. Tebrik ediyorum. Ver bu pati. Yalnız onu da yenisini yolladılar o da arkadaşın. Diğer arkadaş niye ayrılmıştı bu arada? Ha o Hindistan'a gitti o ya. Tam bir Hint müziği aşığıydı. İnanamazsın, çok enteresan. İlginç bir şey. Ya size bir şey diyeyim mi? Bu iki deli var ya, müziği biraz daha geç girseydi... ...kız beni kendi frekansına sokacaktı. Buyurun. Başarısız bir kalkınma planıyla baş başayız arkadaşlar. Bu iş böyle olmaz. Biz ne halt edeceğiz? Ne halt edeceğiz ya? Bizim bir tanecik evimiz vardı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yaprak, yaprak, yaprakçım. Sakin. Bak arkadaşlar, kimse panik yapmıyor. Çünkü Oğuz Ünal'ın meseleye el atma vakti gelmiştir. Oo. Eyvah. Ben bu parayı nasıl katlayacağımızı biliyorum. Şu an bu kutunun içinde ne var? O kadar çok korkuyorum ki. Oo. Bir dakika Ali Bey. Eğer şu an herhangi birinizin içinde Oğuz Ünal'la ilgili en ufak bir şüphe varsa... ...utanmanıza çok az zaman kalmış demektir. Artık ne çıkarsa çıksın şaşırmayacağım zaten. Gökkuşum, come on ya. Benden bahsediyoruz burada. Emin ellerdesin. Kanka yeter artık dosta korku düşmana güven saldın. Açıkla ne açıklayacak zan? Ve şaşırtmadı. Ağır ol bakalım koy boy. Kıraathane mi açıyoruz? Bu mudur plan? Ona daha zaman var kardeşim. Bu görmüş olduklarınız... ...benim zamanında tasarladığım... ...pek çok felsefeyi ve disiplini içinde barındıran... ...Sajeta İsok oyununun ekipmanlarıdır. Ne? Sajeta İsok. Lan bunun felsefesi mi var lan? Şuna bak. Gökkuşum come on ya. Bak, bak abi. SBS'den kurtulduğumuz yaz. Bir hatırlayın hepiniz. Hepiniz çok güzel yerlere tatile gitmiştiniz, değil mi? Bense evde kalıp geceler boyu bu oyunu tasarladım. Her adımı ilmek ilmek işledim. Sevdiğim tüm oyunları tek bir çatı altında topladım.
kurallarıyla birlikte forum sitelerinde yayınladı. Bir dönem bayağı büyük bir kitleyi peşinden sürükledi. Neyse. Ben yarışma için internete ilan verdim. Kafeyle de anlaştım. Oyunun sonunda büyük para ödülü olacak. Gitti yani bütün paramız. Oo, yakış. Abicim, yani ejderha gelecek yerden tavuğu esirgeyecek değiliz değil mi? Gel otur şöyle. Ben daha size oyunu anlatacağım güzel kardeşim. Kuralları göstereceğim. Her şeyi göstereceğim. Ve ödülü öyle bir ayarladım ki tamı tamına bizim kira paramıza denk geliyor. Sıkıntı yok ya. Bunu hallettik mi? İşte tamam. Ne yapacağız abi? Başka çare kaldı mı? Peki tamam, bu oyuna katılım için de bir para koymak gerekmiyor mu? Ve bizim öyle bir paramız var mı arkadaşım? Bir şey söyleyeceğim. İzin verin, ben size borç vereyim. Siz de bana ödeyin. Daha fazla bir şey söyleme. Neden biliyor musun? Neden Gökhan? Çünkü küfrederim. Oh! Evet, madem herkes hazır, o zaman başlıyoruz. Hadi bir sinerji. Elleri göreyim. Hazır mıyız? Haydi. Evet. 1, 2, 3. Sajeta İnsan. Kazandı. İşte bu. Kanka sen bu oyunu başkalarının bildiğine emin misin? Ben sürüklenen kitleler falan görmüyorum. Ya bırak Allah aşkına, kim neden oynasın bu saçma sapan oyunu ya? Ya sokakta birini anlatsan cezai ehliyetini elinde alır. Ya abi hadi kalkın gidelim be. Hadi. Hah Barış. Abi al sen de şu paranı. Allah aşkına bunca zahmete girdin zaten. Hiç yani. Oho, forma bile yaptırmışlar. Ne şimdi bu hareket? Kanka isminden dolayı oyunu Japon sanıyorlar. Değil mi? Yok be oğlum, ben uydurdum. En sevdiğim oyunların isimlerini birleştirdim. Satranç, Jenga, tavla, İskambil, okey. Ha, Sajet. Ha bu arada Barış sen de oynayacaksın. O nereden çıktı ya? Yani oyunun yaratıcısı olarak benim oynamam etik olmaz değil mi? Yok yani bunu onlara yapamam. Okey hazır mıyız o zaman? Bir dakika ya. Piyon vezir nasıl yiyor? Oğuz hep piyonların ezildiğini düşünüyormuş. O yüzden bir kuralı böyle değiştirmiş. Ya bu nasıl el ya? Ne nasıl el ya? Ne nasıl el? Galatasaray'ın 11'ini mi diziyorsun ya? Bu nasıl dizmek oğlum? Oğlum sen kendine bak. İki tane okey'i yan yana koymuşsun. Bir de zannediyor ki ben biliyorum bu oyunu. Bak buraya Zibidi. Hı? Bu oyunda sahte okeyler yan yana konur. Duydun mu? Ha? Ayrıca okey'i aldın da ne yaptın? Okey'i aldın da ne yaptın? Ya bana bir anlat ya. Ya tamam oğlum sen kendine baksana. Nasıl bir el ya, ya bu? Bırak Allah aşkına. Al. Al. Okeysiz. Ne yapıyorsunuz? Şahmat. Skor 1-0. Bravo kardeşim. Tebrik ederim. Göz göre göre verdiniz onu.
Git. İşte bu. İşte bu. Skor 1-1. Final oyunu sonucu belirleyecek. Evet, 4 geliyor bacılardan, 7 geldi, 6, kıyasıya bir mücadele, 5, 2 ve evet bu Kate ikilisi. Mücadele başlasın, iyi olan kazansın, hadi bakalım. Yaprak hadi. Yaprak, yaprak, yaprak bassana ya. Hadi kızım zorla biraz. Hadi yaprak, hadi ya. Hadi yaprak ya. Hadi. Kazanamayacak galiba. Oğlum bir şey yapmamız lazım. Hadi yaprak ya. Yaprak, küçükken çok sevdiğim bir saat vardı, hatırlıyor musun? Onu ben kırdım. Böyle akrebini ayrı, yelkovanını ayrı, parçaladım da parçaladım, parçaladım da parçaladım. Ne yaptım neden? Kazandık! 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 Kiracılar! Ben kazandım! Aa, ne oluyor be? Niye sırıtıyorsunuz pişmiş geldi gibi? Zafer sarmışlığı mı? Bakıyorum da keyfin yerinde demir bilek. Olmaz mı ya? Şuna baksana. Bu ifadeyi bilirim ben. Hayat kurtardı bugün, biliyor musun? Bu kahramanlığın ifadesi. Yani arkadaşlar çok da şey yapmayın ya. Ben yani bir şey yapmadım. Hepiniz kızınız hepiniz için işte. Ha. Bu da bizden sana küçük bir hatıra. Güzel fikirlerini bu kalemle yazıp sektörün altını üstüne getireceksin. Aha, biz sana inanıyoruz. Ay da bir şey söylemeyin, ben çok fena oluyorum, duygusal balcam, ağlatacaksınız beni ha. Ay işte, teşekkür ederim, gelin buraya. Yaprak Başkan oley! Size söz veriyorum, Yaprak Ayvaz geleceğini bu kalemle yazacak.